Herkese yeni bir videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda yanımda bu cümleleri garipseyecek insanlar var. İçlerinden güldüklerine de eminim. Yüzü şişti, patlatabilirsin gülmeyi, fark etmez. Biliyorsunuz Giresun'a taşındım ve burada inanılmaz züccaciyeciler var. Normalde benim favorilerim Güntaş ve Depo'ydu. Sonradan öğrendik ki bunların 6 katlı olanları varmış. Mesela Şinasi gibi. Şimdi Bulancak'ta bulunan 6 katlı bir züccaciyeye gidiyoruz. İşte ıvırlar, zıvırlar, kaplar, kacaklar, çoraplar, bilmem neler. Çok güzel bir alışveriş yapacağız. Benim aslında öyle çok bir şeye ihtiyacım kalmamıştı ama yine de almam gerekenler var. Mesela bu Instagram'da çok şey videoları görüyorum. Deterjanlarını bile kaplara koyuyor insanlar. Benimki neden poşette kalsın dedim ve kendime deterjan kabı almaya gidiyorum. Şaka maka bütün eksiklerimi tamamlayacağım. Bugün sizinle çok güzel bir ev alışverişi vlogu çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla uzatmıyorum. Zaten araba kullanıyorum şu anda. Gidince videomuz tam anlamıyla başlamış olacak. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar mekanımız Bulancak merkezde. Şöyle bir bina. Üstünü gösteremiyorum bile size. Buradan giriş yapıyoruz. Adı Şinasi Kaya. Şimdi biz bu kattan başlamayacağız. Direkt en üst kattan başlayacağız. Sonra tık 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 aşağı ineceğiz. Allah'tan asansörü de var ki hepsine kolayca ulaşabileceğiz arkadaşlar. Şimdilik şöyle göstereyim neler olduğunu. Asansör açıldı ama şöyle bir yer karşıladı bizi. O yüzden hemen bir alt kata iniyoruz. İnşallah bulabileceğiz gitmemiz gereken yere. Dördüncü kata iniyoruz arkadaşlar şu an. Açılsın bakalım. Hep birlikte görün. Kapı açılacak mı? İşte burası. Evet, işte burası. Bak bayılırım. Çöp kutusuna benim kadar bayılan bir insan yok. Bayılırım böyle yerlere. Aa, kirli sepeti de alabiliriz buradan. Hasır sepetlerde o kadar çok şey var ki, seçenek arkadaşlar. Bakın şöyle bir bölüm full hasır sepet ve renk renk. Burası bayağı güzel bir yermiş ya. Boşu boşuna başka yerlerde zaman kaybetmişim diyebilirim. Bir alt kata indiğimizde tamamen mutfak ürünleri var. Arkadaşlar şu şekilde. İşte ben de şöyle bir şeyler arıyorum aslında, çamaşır deterjanlarını koymak için. Bakalım daha büyüklerini bulursam daha iyi olur tabi ama şimdilik biraz bakacağız. Burası böyle full mutfak ürünlerinin olduğu bir yer. Bayağı da güzel bir yer. Şunlar var ya, şeyde vardı, Madame Coco mu English Home mu ne, orada vardı bunlardan. Aynen. Modelleri de güzelmiş yani. Şöyle banyo sabunlukları da var bu arada. Bu şekilde. Bayağı güzeller ama açıkçası şunların mesela fiyatı bana yüksek geldi. Bakar mısınız? 499 lira. Banyoda kullanacağım bir şey bilmiyorum. Biraz pahalı geldi. Bir de ne seramik ne cam. O yüzden vazgeçtim. Bunları IKEA'dan söyleyeceğim. Ama güzel modeller var. Şu sabunluklardan birini aldım mutfağa. Aldıklarımı şimdi göstermeyeceğim. Eve gidince göstereceğim. Alt kata iniyoruz. Şu kahve fincan takımlarından buldum. Bunlardan alacağım bu arada. Ve fiyatı 99 lira. Çok da güzeller. Bakar mısınız? Bundan değil de şundan alırım gibi duruyor. Şu güzel bayağı. Çok narin. Tam bundan alayım ben bir tane. Şu deseni biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an burada yine uygun fiyatlı bir birebirini buldum diyebilirim. Mackenzie'nin modelinin. Bayağı güzel duruyor. Alacağım buradan da birkaç parça. Eve gidince hepsini göstereceğim, merak etmeyin. Şöyle seçenekleri var. Şimdi de Nevresim takımlarının olduğu yere geldik arkadaşlar. Tam şundan aldım. Gelince göstereceğim size. İnternetten sipariş vermiştim ben. Güzel bir model. Vallahi burada yok yok. O kadar iyi bir yer ki. Ne arıyorsanız bulabiliyorsunuz. Ve bir alt kata indiğimiz zaman da bu giriş. İşte söylemiştim ya size. Ay şunların güzelliğine bakın. Resmen tasarım harikası. Muazzam güzel bir şey. Bayıldım. Granit bunlar bu arada da. Bizim ocakları olmuyor bunlar galiba.
Neyse işte burası da ilk girdiğimiz zaman size gösterdiğim yer. Şimdi buradan kızartma tenceresi ve rondo seti falan alacağız birlikte. Şunu göstermek istiyorum size. Şöyle bir lambaderle karşılaştık. İnanılmaz güzel. Keşke odam buna uygun olsaydı da bunu eve götürebilseydim. Ama değil. Gerçekten inanılmaz keyifli bir alışveriş geçirdim şu anda burada. İhtiyaçlarımın da hepsini tamamladım diyebilirim. Şimdi eve gidip size yaptığım alışverişi göstereceğim. Evet, sonunda eve geldim arkadaşlar. Tüm alışverişim şu kadar. Bir de şu sepetin içinde bir şeyler var. Hepsini tek tek gösteriyorum. Saçımı toplamaya çalıştım ama toplayamadım galiba her zamanki gibi. Şimdi öncelikle Instagram'dan takip ediyorsanız bilirsiniz. Şu... Allah. Ne gülüyorsun kız? Şu kaplardan aldım. Benim şu an evdeki tüm bakliyat kaplarım şunlardan. Hem siyah kapaklısını hem de gri kapaklılarını alıyorum bunların. Bayağı güzeller. Cam kavanoz arkadaşlar. Kutuları şimdilik şöyle yere atacağım. Bundan 3 tane aldım. Buldukça alıyorum. Burada dediğim gibi 3 tane züccaciyeci var. İyi züccaciyeciler. Orada artık hangisi varsa onları alıyorum. Karşıma çıktıkça da su yeniliyorum farkındaysan. Şöyle. Bunlar o kaplar işte. Bunların içine makarnaydı, pirinçti vesaire vesaire gibi ürünler koyuyorum. Şöyle bir göstereceğim. Şöyle bir ekmek kabı aldım arkadaşlar. Kapağı falan çok tatlı, çok hoş. İçi de şu şekilde. Ekmeklerimizi koyacak bir yerimiz yoktu. Ya köpük. Size köpüğü göstermem lazım. Göbek! Ne yapıyorsun ya? Ses yapma diyoruz. Poşetin içine giriyorsun ya. İnadına mı yapıyorsun? Köpük! Vallahi beni kaldıracaksın sen ha. Köpük. Seni çöpe atarım. Gel. Yürü. Çöpe gidiyoruz. Ya bu çok seviyor böyle poşetlerle oynamayı. Güzel annem, güzel annem. Çok seviyor bu poşetlerle oynamayı, poşetlere girmeyi. Uy uy uy. Tamam, o zaman sen... Hop, sen burada takıl, tamam mı? Hadi. Asla istifini de bozmuyor. Bayılıyor poşetlerde oynamaya. Neyse, şöyle bir ekmek kabı aldım arkadaşlar. Sıradaki poşetimize geldi sıra. Evet, bunu gerçekten beğenerek almıştım. Göstereceğim şimdi size. Mutfakta bulaşık deterjanı ve süngeri için bir şey. Şunu da kapağını da çıkartayım da öyle görün. Böyle bir şey arkadaşlar. Bayağı güzel süngerimizi koyacak yerimiz malum yoktu. Bunu aldık. Artık var. Şu tıpasını da takayım. Bunun içine deterjan boşaltıp şunu da şöyle üzerine tık 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 takacağız. Güzel bir şey olacak. Sonra şunu aldım. Bu kabı köpüğün maması için aldım. 20 liraya almışım bu arada. Fiyatı iyi bence. Köpüğün maması poşetten koyunca bozulabiliyor arkadaşlar. Çünkü hava alıyor sürekli. Bütün mama hava alıyor hem de. Ama böyle kaplarda o durunca daha iyi oluyor. Daha da böyle konforlu açıkçası. Bir tane çelik. Aa, pembeymiş bu. Siyah diye almıştım ama. Pembeymiş bu ya. Neyse, bundan aldım işte. Kelepçeli fırın şeyi. Üf ya, pembeymiş bu. Bak moralim bozuldu. Bütün alışveriş hevesim kursağımda kaldı şu anda. Şöyleydi arkadaşlar. Güzelim bir kaptı. Böyleydi. Gidip pembesini almışım. Bu hataya hep düşüyorum. Sonra Jumbo'dan bir tane çaydanlık aldım. Çünkü biz çayı sürekli kettle'da kaynatıyoruz. Ve her gün her gün bunu yapınca kettle inanılmaz kireçleniyor. Ve iyi bir şey de değil yani bu. O yüzden şöyle çaydanlık aldım. Arkadaşlar hem zaten çaydanlığın çayı daha güzel olur. Deli Hunisi gibi kapağı var, bakar mısınız? Çaydanlığım da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, deterjanları koymak için bir cam kavanoz aldım kendime. Göstereceğim. Ben bunları şeylerde görüyordum hep, Instagram videolarında. Onlardan değil mi? Bunlara şey koyacağız şimdi. Bunu da çıkartalım ama buna ihtiyacımız yok. Şöyle.
Bunlara Omo falan koyacağız. Şimdi bir tane şöyle sepetimiz var. Bu aslında kirli sepeti Umut için. İçine bir şeyler doldurduk boşuna poşet almayalım diye. Bir tane şöyle bir sürahi aldık arkadaşlar. Çok güzel bir sürahi. Bakar mısınız? Şekli mekli. Bayağı güzel. Sevdim. Aynı zamanda böyle içecek meşrubatlar için falan da kullanılıyor. Çünkü kapağında gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle süzgeçleri var. Ekmek sepeti aldım bir tane. 20 liraydı bu da. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli. Buraya pür dikkat. Pür dikkat buraya. Bu arkadaşlar bir kızartma tenceresi. Biliyorsunuz ki kızartmaları normal tencerede yapmamamız lazım. Her evde olması gereken bir kızartma tenceresi arkadaşlar. Güzel bir şey. Burada rengi niye böyle duruyor bilmiyorum ama haki yeşili gibi aslında bu. Bir tane şöyle bir kahve fincan takımı aldım. Bardakları şunlar. Orada göstermiştim ya hangisini alsam diye. Kararsız kalmıştım. Şunları aldım. Bir tane arkadaşlar şu şekilde bir kurabiyelik aldım. Sunumluk yani. Anlayacaksın sen. Yeni gelinin sunum tepsisi. İki katlı güzel bir sunumluk. Nerede saçma sapan şey bende işte. Almışım getirmişim eve. Kek fanusumuz da bu şekilde. Şimdi ne yani? Kötü mü? Bence. Niye gülüyorsunuz? Sonra kurabiye yapıyoruz dedim. Gerçekten öyle ya. Sen ye kurabiye yapıyoruz da. Kurabiye sunumluğu alıyorum. Şöyle organizer aldım çekmecelerim için. Bu bana hediye arkadaşlar. Komşumun hediyesi. Onu da şimdi göstereyim size ve alışveriş videomuzu bitirelim. Bu şekilde arkadaşlar yanları gold detaylı. Elhamdülillah Allah. Tozdan alerjim tuttu. Tatlı tabaklarım. Bunları da gerçekten çok çok sevdim. Kendisine de ne kadar teşekkür etsem az. Evet arkadaşlar, züccaciyeci ve ev alışverişim bu kadardı. Bugünümü sizinle de paylaşmak istedim. Her şeyin yerleşmiş halindeki şeklini de çekeceğim. Şu anda şöyle duruyor ortalık ama tamamen yerleştikten sonra da çekeceğim, merak etmeyin. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.